Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüme başlamadan önce sizden bir like isteyeceğim. Ve abone değilseniz de abone olmanızı istiyorum. İyi seyirler, kendinize iyi bakın. Evet, Kerman'ın sesi size geliyor mu bilmiyorum ama şu anda miyavlıyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an 35. bölümdeyiz ve artık şu şeytanın bacağını kırmanın vakti geldi. O yüzden böyle bir şey tasarladım. O bir önceki bölümde tasarladığımız şeyi denedim test dünyasında. Fakat pek efektif olmadığına karar verdim. O yüzden 35. bölümde şu lanet olası görevi artık bitirmenin vakti geldi. Ve 3, 2, 1, ateşleme. Evet arkadaşlar, artık bu görevi bitireceğiz. Daha sonra elimizdeki imkanlarla bir Eve gitmeye çalıştım fakat antenimizin range'inin yani mesafesinin tam yeterli olmadığına kanaat getirdim. O yüzden ondan vazgeçtik. En azından yeni komünikasyon sistemlerini açana kadar o görevi yapamayacağımızı keşfettik. O yüzden biraz daha bilim puanı elde etmemiz gerekiyor. Şimdi evet, bu biraz garip görünüyor, farkındayım. Şuralara iki tane bu demir structure'dan koydum. Havalı olsun diye İngilizce. Bu yapı bileşenlerinden koydum. Bu şekilde çalışıyor. Evet, daha önce test yapmadan oynuyorduk. Bu sefer test yaptım. Bakalım nasıl olacak. Kerman, biraz susar mısın canım? Anne, kuzum. Bak, buraya girmek için evi birbirine kattı. Şimdi de çıkmak için evi birbirine katıyor. Eşek sıpası ya. Neyse. 4 kat hızlandırmada şöyle gidelim. Yavaşlat. Tam tur atıl. Tam tur atıl. 1.22. Evet, ondan birbirine çarpabilir. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Artık yavaştan yatışımıza başlayabiliriz. Şu üstteki garip şey biraz stabilizasyon açısından sıkıntılı. O yüzden çok böyle agresif bir yatış sergilemiyorum. Bu arada Kerbal Engineer Redux niye böyle oldu? Bir dakika. Land, Orbit. Kapat bunları. Bir yandan şurayı açayım bari de hopapsimi göreyim. Evet. Geri geldi. Sıkıntı yok. Yatışımıza devam ediyoruz. Time to hop değerimize bakıyoruz. Artık buradan da bakabiliriz. Oo, tamam. Transfer ratio'muz 1.50. Gayet gayet güzel. Atmosferin ince tabakalarına gelmeye başlamışız. Biraz daha hızlandırayım. Acaba Kerman'ın sesi geliyor mu? Gerçekten çok merak ediyorum. Kuzum dur. Dur anne. Dur. Aslında şunu şöyle 90... Yok, 0. Tamam, 0 da iyiymiş. Şöyle hani lift etsin anlamında düşündüm. 2.35'e çıkmış. Dalmışız. Kermana odaklandım bir yandan da o yüzden. Şimdi arkadaşlar, bu araç insansız olduğu için ve bizim telekomünikasyon yani iletişim sistemimiz çok güçlü olmadığı için ben bu apoapsisin böyle 300 kilometreye kadar falan çıkmasına izin vereceğim. Şu anda onu bekliyorum. Bakın 300'e falan çıksın. Önemli değil. Hiç önemli değil hatta. Hatta 350'ye falan da çıkartabilirim. Tabi çıkarsa. Evet. 300 küsür. Tamam. Şöyle yapayım. Evet. 350. Buraya geleceğim. Bakın. Çünkü buraya geldiğinde karadan biz bağlantı alabileceğiz. Şurada bir yerde kopacaktır. Zaten ona hep birlikte şahit olacağız beraber. Hep birlikte beraber deyince anlatım bozukluğu oluyor tabi. Şimdi şöyle bir yapalım. Bakın arkadaşlar, burada bu kadar yaklaşmaya gerek yok. Bakın 2 adet güneş panelimiz var. Ve 5'e bastığımda bunların açılması gerekiyordu. Açılmadı. Neyse.
manuel olarak açayım. Extend, extend. Bu arkadaşlar araç tasarlayıp tasarlamamam konusunda yorum yapmamaya devam ettiğiniz için ben de tasarlamaya devam edeceğim gibi duruyor. SAS'i açalım buradan. Warplayalım. Evet, Minmus'un çevresinden, uzayından, orasından, burasından bilimler almamız gerekiyor. Onu alırız. Önce şu araçları bir randevulaştıralım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ateşleme. Yörüngemize oturalım. Yörüngemize oturalım. Bu arada arkadaşlar önceki bölümlerde fark ettim ki ben warp yaptığımda bizim mesela Minmus'a giderken bir yol tasarlıyoruz ya. Bu tasarladığımız yol bazen warplayınca bozuluyor. Onu keşfettim. Bu yüzden warplarken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani şuradan warplayınca bazen yörüngemiz şaşabiliyor. Ben de o yüzden normal manuel warp yapmayı tercih ediyorum artık. Yani Ö ve nokta tuşlarıyla. Böyle yapalım. Bunu bir ateşleyelim. Bakın burada sıkıntı olmuyor ama şöyle bir yörüngede mesela buraya bir manevra yaptık. Warplayınca bozuluyor bir şekilde, bir şeyler oluyor. O yüzden ona göre bir çözüm olarak normal warp yapacağım. Bu RSS Arrow'da ilk defa başıma gelmişti. Ama sanırım artık hep var. Ben normal KSP oynarken böyle bir şey yaşamıyordum tabi. 20 saniye kaldı bu arada ateşlememize. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ateşleme. Hızlandıralım. Çok vakit kaybetmek istemiyorum çünkü. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Artık shiftle. Bakın böyle bir ateşlememiz oldu. Şimdi buraya geleceğim. Warplayacağım. Şimdi burada bakın gördüğünüz gibi yüksekte kalıyoruz. Biz ne yapacağız? Bu normal vektörü biz antinormal yönünde bir ateşleme yapacağız. Ve yörüngemizin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Şuna odaklayayım artık. Focus view. Bakın bu nasıl iniyor. Görüyorsunuz. Her an bir intersect yakalayabiliriz. Yakaladık bile. Şöyle yapacağım. Hop. Şimdi retrograde yönünde bir ateşleme. Retrograde yönünde bir ateşleme yapıyorum. Hop, çünkü ters yönden geliyorduk. Şimdi bakın aşağıda kaldık. Bu sefer ne yapacağız? Normal yönünde bir ateşleme yapacağız. Bunları yaptıkça alışıyorsunuz arkadaşlar bu arada. Evet, böyle bir ateşlemeyi ben şu an okey diyorum ve şuraya warplayacağım. Allah'tan warplarken dikkat edecektik ha. Bakın böyle warplamalarda asıl sıkıntı olmuyor. Manevraları warplarken bir sıkıntı oluyor. Şimdi şuraya bir giriş yapsın. Yani Minmus'un çekim alanına. Evet, biz ne yapacaktık? Bu araçla bir intersect alacaktık. Bakın bu radial in. Radial in ateşleme yaparsanız bu gök cisminin içine doğru ateşleme yapar. Biz gök cisminin dışına doğru yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Kervanın sesi geliyor mu acaba? Evet, 117. Şuraya bir geleyim. Bakalım ne yapabiliriz? Şunu bir çek. Şunu bir göster. Şuraya bir gel. 117 kilometrelik. Böyle yapınca bir şey değişiyor mu? Değişiyor gibi.
manevramızı düzenleyelim bakalım. Evet, bakın şu ikinci intersect'imizi görüyorsunuz. Bakın şunu. ...3.6'yı gördüm. 3.1, 3.0 falan var. Tamam, bunu yapacağız. Daha sonra onu düzeltiriz. Sıkıntı yok. Mimbus'un çevresinde bu tarz böyle şeyler, neyler, randevular çok daha kolay yapılıyor. Dünya ya da Ay'ın çevresine nazaran. Biraz fazla mı hızlandırıyorum? 1 saat. Geliyoruz. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 17. Geçmek de istemiyorum. O yüzden böyle bir şey yapıyoruz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam, yavaşla artık. Kerman, susar mısın? Umarım videoya gelmiyordur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hayvanın ağzını bağlayamam tabii. Çok tatlı bir çocuk. 18 saniye, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ateşliyorum. Ateşliyorum ve hop, şurada bir dursun. Şurada bir dursun. Şurada mı görünüyor separation'ımız? 5.2 oldu. Şimdi buraya gelsek, şu açı farkımız ne? 4.6'ymış. Bakın 4.6'ydı. Şuraya sağ tıklayayım. Yaptığım manevrayı görmek için. Bakın 0.7'ye düştü bile. 0.7'yi düşürelim geri. Şimdi burada ne yapacağım? Thrust limiter'ımı azaltacağım. Çünkü 0.3 saniye diyor. 1 saniye oldu. Şöyle manevra moduna odaklansın ve warplasın. Bakalım yörüngemizde bir sıçış var mı? Affedersiniz. Yok. 570 metre bölü saniyelik şeyimiz var hala. Neyimiz var? Delta V'miz var. Şimdi o manevra notuna doğru ilerleyelim. 45 saniye diyor. 30-20. Evet. Hop. Kaç? 1 kilometre. Biraz daha kısacağım. Biraz daha kısacağım. Şöyle 1'e 1,5 kadar. Ve bakacağım. Shift'e basıyorum. 09, 08, 07, 6, 5, 4, 3, 2, geri yükseliyor. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi aramızdaki hız farkı 40 metre bölü saniyeymiş. Bizim bu hayvani poodle engine'imiz onu çok rahat bir şekilde yapacaktır. Ama biz yine de bakalım ne yapıyorduk buradan. 40 yapıyorduk. 1 saniyede sıfırlıyormuş. O yüzden buraya warplayacağım. Gördüğünüz gibi hiç bağlantımız kesilmedi çünkü yüksek yörüngedeydik. Şimdi kaç saniye? Bakın buradan 2 dakika 50 saniye olduğunu görebiliyoruz. Artık manevrayı açayım. Şey, normal M'ye bastım ya, aklıma manevra geliyor. M tuşuna bastım ve araç görünüşüne geldik. Şimdi geri hız vektörüne odaklandım. Şu an target seçili. Aramızdaki hız farkı 40 metre bölü saniye olacak en yakın noktada. Şimdi ne yapıyoruz? Oraya doğru warpluyoruz. No, bakın 40 saniye diyor. Warplayınca 8 dakika diyor. O yüzden şöyle bir warplama yapabilirim. Fiziksel warpluyorum. Şöyle biraz da dışarıya. 12, 11. Bir saniyede bu hız sıfırlanacak. O yüzden bekleyeceğim bir saniyeye kadar. 4, 3, 2, 1. Ateşledim. Bakın.
Aramızdaki hız farkı 6 metre bölü saniye. Evet, şu anda bölümün sonuna geldik. Şu hızı bir sıfırlayayım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.